Sese bak be. Aşk kokuyor resmen. Evet Aylin'cim, set hazır. Seni bekliyoruz. Kaç numara olduğunu biliyor musun? Tabii biliyorum canım. 11 numara. Huzursuz edeceğiz şimdi. Böyle tanışmayı ben de istemezdim ama yapacağımız bir şey yok. Bizim de bayağı hızlıymış ya. Yok o. Sen ne yapıyorsun bu? Evet Meryem, burada senin ne işin var? Şey, burası senin evin mi? Allah'ım, Banu'nun evi diye buraya gelmişler. Hocam açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın ulan? Böyle bir şeyi nasıl yapabildin? Bahri dur, ne yapıyorsun? Karışma Ekber! Birine bir şey olacak, lütfen dur. Umarım nasıl dediniz? Neveş, senin ne işin var burada? Ya Deniz aradı. Mert'le çok kötü kavga etmişler. Çok kötüyüm, hemen gel dedi. Mert de beni aradı ya. Sesi çok kötü geliyordu. Ya umarım ciddi bir şey yoktur. Ya kavgasız gürültüsü de duramıyorlar bunlar bir türlü. Hadi hemen gidelim. Bir an önce neler olduğunu öğrenelim. Sen ne kadar marifetliymişsin ya. Hiç bu kadar güzel makarna yememiştim. Gerçekten mi? Ben sana ne zaman istersen yaparım yakışıklı ukala. Keşke hep böyle olsak ya Deniz. Böyle? Sen ve ben. El ele. Kapat. Geldiler. Tamam ben hazırım. Gülmek yok. Çok kötü kavga ettik konuştuğumuz gibi. Hoş geldiniz. Merhaba. Mert. Geç. Ne oldu size böyle anlatın. Allah Allah. Sağır mısınız kızım? Banu'yu verdim, evlenecek diyorum. Ama baba, ben daha okuyorum. Gördük nasıl okuduğunu. Bu yaştan sonra uğraşamam ben seninle. Yazdım, kim ki bunlar? Yani bir konuşup tanışsaydık. Ben konuştum. Banu evlenecek, o kadar. Baba, ne olur yalvarırım yapma. Ne olursun evlendirme baba beni. Beni birazcık seviyorsan ne olur affedersin. Baba tamam yalvarırım bir daha senin sözünden dışarı çıkmayacağım. Eğer çıkarsam ne olur öldür beni ama evlendirme. Lan nasıl yaparsın böyle bir şey? Bahri ne olur dur. Karışma bu işe. Sana kızımdan uzak duracaksın demedim mi lan? Hocam ha? Kızınız kendi isteğiyle gelmek istedi buraya. Ben zorla getirmedim herhalde. Lan bir de kendini savunuyor, şuna bak. Çocuk doğru söylüyor. Suçun büyüyüp elinde. Kızımdan uzak durmazsan seni parçalar mı lan? Hocam bakın kızınız arıyor. Buyurun kendiniz söyleyin. Pelin beni aramazsa ben zaten aramam. Buyurun hocam. Açın ve kızınıza benden uzak durmasını söyleyin. Hadi. Gördünüz değil mi hocam? Siz bile söyleyemiyorsunuz bunu Pelin'e. Sana son kez söylüyorum. Kızımdan uzak durmazsan seni gebertirim. Hadi. Hadi yürü çıkalım. Ananla mı uğraşayım, babanla mı uğraşayım, seninle mi uğraşayım? Anlatacak bir şey yok Mehveş. Mert'in her zamanki kıskançlıkları. Aa, kıskançlıkmış. Ben ne söylediysem arkasındayım. Ya arkadaşlar ne oluyor? Konu nedir? Bir anlatır mısınız lütfen? Mert anlatsın. Ne de olsa kavgayı başlatan o. Yeter artık Deniz. Yetmez. Az bile. Aa,
Deniz! Mert, Deniz bir sakin ol lütfen ya. Evet, hemen kaç git zaten. Yediler galiba. Ağlama artık yeter. Baban... Anne nasıl ağlamayayım? Ya ben utanılacak bir şey yapmadım. Ben bunu hak edecek bir şey yapmadım ki. Yapmasın yapacağını. Daha ne yapacaksın? Tövbe tövbe. Baba yemin ederim ben yanlış bir şey yapmadım. Kötü bir şey yapmadığını biliyorum ben bir tanem. Baba bu zamana kadar okutmak için çabaladınız. Ama şimdi... Baba... Yemin ederim ne istersen yapacağım. Yapacaksın tabii. Evleneceksin. O kadar. Nasıl olur böyle bir şey? Bizim kızımız nasıl bir kız ya? Bahri, ben de çok şaşkınım. Ama ne olur bu durumu Pelin'e yansıtmayalım. Hele bu durumdayken. Hazır doktora gitmeye de ikna oldu. Kendi kızımı tanıyamıyorum ben ya. Her yaptığı bir olay. Lütfen sinirlenme. Pelin'in yanında da böyle davranmandan korkuyorum. Allah korusun yine kendine bir şey yaparsa. Tamam. Pelin'e bir şey söylemeyeceğim. Yalnız Melih denilen herifin canına okuyacağım ona göre. Ne yapacaksın yani? Çocuk gibi kavga mı edeceksin? Ayrıca tek suçlu o değil ki. Pelin'in de hatası var. Şimdi Pelin'e haber verir. Annem babam buraya geldi diye. Aman Bahri. Pelin bunu öğrenirse bu sefer gerçekten kurtaramayız kızımızı. Sen bekle. Ben tebihliyim de bari Pelin'e bir şey söylemesin. Dur, ben konuşurum. Hiç ses gelmiyor. Ya bardakla mı dinlesek acaba? Bırak şimdi bardağı Meveş, ne yapacağız sen onu düşün. Ay, biri diğerine bir şey yapmış olmasın. Yok artık, daha neler. Yok yok, ben daha fazla dayanamayacağım. Ses gelmiyor. Deniz! Geç, geç. Mehveş, bekle beni. Birazdan çıkacağım. Özgürcan, sen de beni bekle. Bekleyelim bari. Cesarete bak ya. Evime kadar gelip boğazımı sıkıyor benim. Ama dur sen. Her şeyin bir sırası var değil mi? Oh. Güzel. Kızımız da geldi. Koleksiyonumuzun son parçası Aylin'le. Lan bu ne ya? Kabus mu? Battal Gazi'nin intikamı. Ne oldu hocam? Özür dilemeye mi geldiniz? Pelin buraya geldiğimiz duyarsa... Ne yaparsınız? Sınıfta mı bırakırsınız hocam?
Senin anlayacağın dilden konuşurum. Pelin buraya geldiğinizi bilmeyecek, anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim? Anlaşıldı, anlaşıldı. Seni de gözüm görmesin. Seni bir daha Pelin'in yanında görmeyeceğim, tamam mı? Ama ben Pelin'i hayal etmeden duramıyorum ki hoca. Hoş geldin Pelin'ciğim. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol Hacer Hanım, iyiyim. Kimse yok mu? Yok, Efe yukarıda. Bugün canım çok sıkıldı. Onunla biraz ilgilensene. Ay, merak etmeyin siz, ben ilgilenirim onunla. Pelin'ciğim, doktora gittiniz mi? Gittik. Nasıl geçti? İyi geçti. Bir daha çağırdı doktor. Bakalım tekrar gideceğiz. İyi iyi. Ben sana kepekli kurabiye yaptım. Yanına da şöyle güzel bir kahve ha. Ne dersin? Ay, çok iyi olur vallahi. Ellerinize sağlık. Tamam, hadi. Bu kuzen ne yaptı ya? Bir arayayım şunu. Pelin. Alo kuzi, ne haber? Nasıl olsun? İyi diyelim. Takılıyorum işte. Kuzen, iyisin değil mi sen? Kuzi, sen beni boş ver. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi ya, Melih'e ulaşamıyorum da. Nerelerde bizimki, haberin var mı? Melih'i bana sorma. Bu benim için bitti. Ne oluyor Ozan ya? Banu'yla bir sorun mu var? Neyse Pelin, boş ver ya. Bir ara konuşuruz. Ben seni ararım. Şimdi birazcık meşgulüm. Öptüm. Nesi var bunun ya? Baba, Banu daha çok küçük. Yapma gözünü seveyim. Hem sen onu doktor kızım diye sevmiyor muydun? Hayaller kurmuyor muyduk birlikte? O eskidendi. Artık gelin oldu kızım diye severim. Baba yapma. Kız istemiyor işte. Anne, bir şey söylesene. Baban ne diyorsa o olacak Suna. Biz okula diye gönderiyorduk. Meğerse ne haltlar yiyormuş. Anne! Hiç çenenizi yormayın. Benim kararım kesin. Evlenecek. Ne oldu, konuştun mu? Konuştum, söylemeyecek. Beni böyle bir çocukla muhatap etti ya, bu Pelin'in alacağı var. Bahri, bir yere gidip oturalım, konuşalım, sakinleş biraz. Sakinim ben. Bu şekilde eve gidemeyiz. Pelin'in hiçbir şey anlamaması lazım. Pelin bir şey anlamayacak, merak etme. Ama Deniz de bu işe ortak. O bana hesap verecek. Hadi gidelim. Yok, tabii ki bakabilirsin. Senin meselelerin mi? Evet, ama daha çok karalama diyebiliriz. Bazen yanılırsın, gün doğumu sanırsın geceyi. Bazen kırılırsın, melek der sarılır yıkılırsın. Bazen vurgun yer denizde nefessiz kalırsın. Bunlar gerçekten çok güzel. Bunların hepsini senin için yazdım Deniz. Aile kaldığımız dönemde yazmıştım.
Önce sen söyle. Yok, önce sen söyle. Şey, sinema kulübünün toplantısına gelmedin ya, onu soracaktım. Şey, ya bir ödev teslim etmem gerekiyordu da. Ha. Sen ne diyecektin? Sen de Deniz'le Mert'in içeride ne yaptıklarını merak ediyor musun diye soracaktım. Tahmin edebiliyorum aslında. Kavga ediyorlardır bence. Kavga etmek için de hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar yani. Ya kavga ederlerse etsinler de ayrılmasınlar. Bence de. Seviyorlar ya birbirlerini. Ne güzel birbirlerini sevmeleri. Aşk kolay bulunmuyor. Kıymetini bilmek lazım değil mi? Hı hı. Neyse, Deniz'le Mert ayrılmasın da. Ben bunu senin yanına bırakacak adam mıyım be? Sen kimsin ulan? Kimsin sen? Bahri Atabay'mış. Seni parmağımın ucuyla ezerim ben. Abicim bu kız da nerede kaldı ya? Aman. Alo. Aylin neredesin sen? Tamam, gelme istemiyorum. Gelme istemiyorum. Ben de Melih Şahin'sem eğer, bunu senin yanına bırakmam Bahri Hoca. Girecek bütün firmaları tehdit etmişler ve vazgeçirmişler. Bizi de tehdit etmişlerdi, biliyorsunuz. Başımıza bir iş gelmesin. Korkuyor musun yoksa? Sen kafanı yorma. Bize dokunamazlar. Ne olursa olsun bu ihaleye gireceğiz ve alacağız. Bu tamam. İhale dosyasını yerine ulaştırın. Peki efendim. Hayırlı olsun. Senin için roman bile yazarım sevgilim. Acaba bizimkiler ne yaptı? Doğru ya, unuttuk çocukları. Eh nihayet. Ne oldu, barıştınız mı? Aha. Oh, ayrılacaksınız diye çok korktuk. Merak etme Meveş. Bunlara hiçbir şey olmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anne biliyor musun, biz ablamla film izledik, çok güzeldi. Aferin. Nasılsın Pelinciğim? İyiyim anneciğim, nasıl olayım? Deniz yok mu? Okulda herhalde, daha dersi bitmedi. Ne dersi ya? Bu saate ders mi kaldı? Deniz, hemen eve gel.